Efendim şimdi çok önemli bir konudan bahsedeceğiz sizlere. Rus lider Vladimir Putin'in rotası son günlerde Asya 24 yıl sonra Kuzey Kore'yi ziyaret etmesinin ardından Vietnam'da bir ziyaret gerçekleştirdi. Şimdi buraya kadar her şey normal gibi görünüyor ama bu ziyaret bu zamanda çok anlamlı gibi geliyor. Özellikle editörüm Emirhan dedi ki ya en son ne zaman gitmişti acaba ee, Kuzey Kore'ye ya da Vietnam'a bunlara da bir bakmak lazım değil mi? Yıllar sonra gelen çünkü bu görüşme tekrar bize ne anlatıyor acaba? Şimdi ekranlarınızda görüyorsunuz ben hemen kenara çekileyim çünkü görüntüyü daha net anlatabilmek adına. Efendim Vladimir Putin bundan 24 yıl önce 2000 yılında yine Kuzey Kore'ye bir ziyarette bulunmuştu. O görüntülerde ekranlarınıza geliyor. Tabii 2000 yılındaki biraz daha özellikle yut, görüntü olarak belki bulanık olabilir ama iki görüntüyü de birebir sizlerle paylaşacağım. ...aylaşmak istedik. Şimdi o ziyarette Rus lider... ...şimdiki Kuzey Kore lideri Kim Jong-un... ...babası Kim Jong-il ile... E, ...görüşmüştü. Aradan 24 yıl... ...geçti ve işte geçtiğimiz günlerde... ...bu görüntüler kayda alındı... ...tekrar. Putin neredeyse... ...çeyrek asır sonra yeniden... ...Kuzey Kore'ye gitti ama... Kim Jong'la görüştü, neden görüştü, niye gitti? Bu görüntülerin üzerine epeyce konuşacağız. İki görüntü de çok çok önemli. Yıllar sonra, 24 yıl sonraki bir görüşmeden bahsediyoruz. Şimdi... Efendim 2000 yılındaki Kuzey Kore ziyaretinin ardından Çin'e de bir resmi ziyarette bulunmuştu. O görüntü de hemen geliyor ekranlarınıza. Seneler 2024 olduğunda yani geçtiğimiz günlerde baktığımız zaman ziyaretin üzerinden uzun zaman geçmiş gibi duruyor. Şimdi haliyle ee, Çin'e gerçekleşen bu ziyaret ne anlama geliyor? 2024 yılında da dediğimiz gibi geçtiğimiz günlerde Kuzey Kore ziyaretinin ardından dün de Vietnam'a geçti. İşte o görüntüler de şimdi geliyor. Vietnam'a geçtiği görüntüler. Yani Putin 2000 yılında olduğu gibi Asya ziyaretlerini peş peşe yaptı. Şimdi bu ziyaretler ne anlama geliyor? Rusya ve Putin neyin acaba hazırlığında? Merak ettiğimiz o kadar çok soru var ki efendim. Bu görüntüler boşa yaşanmış ve boşa servis edilmiş görüntüler değil. Dünyaya önemli bir mesaj veriyor bu görüntüler ama işte o mesajları o satır aralarını okumak gerekiyor. O yüzden de sadece bir haber olarak geçiştirmek istemedik. Üzerine uzun uzun konuşmak istedik. Kimle? Güvenlik uzmanı Coşkun Başbuğ'la birlikte konuşacağız bu konuyu. Önemli çünkü... Ee, sayın Başbuğ hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk sevgili payitaşlar bir yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Şimdi ben hocam dilimin döndüğünce anlatmaya çalıştım arkadaşlarla birlikte ee, yıllar yıllar sonra gelen e, Kuzey Kore ziyareti 24 yıl üzerine geldi. En son e, babasıyla görüşmüştü Kim Jong-un şimdi kendisiyle ama bu görüşme öylesine olmuş bir görüşme değil belli ki birincisi bu görüşmenin amacı neydi? İkincisi dünyaya ne mesaj vermek istiyor Putin? Saflar mı netleştiriyor? Ne oluyor? Dünya üçüncü bir dünya savaşına doğru mu gidiyor? Şimdi son sorundan başlayayım. Dünyanın yeni bir savaş dönemine doğru gittiği bir değil birkaç ülke lider tarafından dillendiriliyor. Doğru olan bu mu? Evet böyle bir risk var. Ama hmm. Kesin dünya savaşı çıkacak mı dersen ben orada biraz daha ihtiyatla... Ama biraz sanki daha temkin... hazırlık var hocam. Hazırlık var doğru ama yani iş savaş veya çatışma boyutuna gelir mi dersen orada sanki ben biraz daha aklın hmm. öne çıkacağı kanaatindeyim. Çünkü e, bu savaş e, olursa e, çok ciddi bedelleri olur her ülkeye e, ve bundan hasar yer almayan da kalmaz. Mesela Sayın Fidan'ın e, geçtiğimiz gün İsviçre'deki o konferansta Ukrayna konferansında söylemiş olduğu sözleri bana göre bütün dünya kendi diline çevirip yeniden üzerine oturup düşünmeli. Hatırlatalım mı hocam o sözleri? Hatırlatacağım. Ne diyordu Sayın Fidan? İki tane risk var diyordu. Bir, savaşın Ukrayna dışına sıçrama riski var. Bu çok doğru bir tespit. İki, eğer böyle bir şey olursa da konvansiyonel savaş bir anda kitlesel imha silahlarının kullandığı bir savaşa Hı. dönüşebilir diyor. Ne demek istiyor burada Sayın Fidan? Yani düzenli ordular arasında yürüyen şu an savaş bir anda nükleer savaşa da dönme ihtimali var. O nedenle aman dikkat diyor ve hı hı. bu konferans köprüden önceki son çıkış diyor. Neden? Çünkü birileri sürekli çıta ve el yükseltmenin derdinde Türkiye gibi e, maalesef yalnızız ama bazı işte aklı selim devletlerde bu süreci e, durdurmanın bu oyunu oynayanların oyunu elinde patlatmanın derdinde. Hı. Şimdi burada e, yani bütün o Cevre yani Bizim ülke çevremizde meydana gelen olaylar ki bana göre yüzde %80'i zaten 90'ı bizim dört cephemizde gelişiyor bu olaylar. Hı hı. Irak, Suriye, Filistin, Azerbaycan, Ermenistan, Ukrayna, Rusya, keza batıda Sırbistan, Kosova gibi ateş çemberi. Biz hemen yanı başımızda yanıyor ve biz ısrarla bu her coğrafyada bu oyunu durdurmaya çalışıyoruz. Fakat hangi coğrafyaya gidersen git, hangi taşı kaldırırsan kaldır bir bakıyorsun altında Amerika var. Dolayısıyla Amerika'nın şu an bu savaşı yaymak istediği, büyütmek istediği çok net ortada, özellikle Ukrayna-Rusya konusunda. Ancak bu sadece Ukrayna-Rusya arasında kalmaz. Bu tehlikeyi gören devlet olarak biz gereken her türlü adımı attık, atmaya devam ediyoruz. Ama bizde bir Macaristan Orban, mesela çok kritik çıkışlar yaptı. Kasım ayına kadar dedi dayanmak zorundayız çünkü çok ciddi bir sınavdan geçiyoruz dedi. Şimdi burada izleyenlerimizin aklına şöyle bir soru gelebilir. Neden Kasım? E Amerikan seçimlerini kastediyor. Hmm. Eğer diyor hani bu Biden denilen e, gitmez ise. Peki Amerikan seçimleri dünyanın gidişatını değiştirebilir mi? Yani Trump ya da Biden olması bu konuda etkileyici olabilir mi? Yoksa Amerikan'ın bir stratejisi ve bir planı var. O plan doğrultusunda mı gidiyor? Yani liderler aslında bir nevi ne diyelim hocam? Ee, varlar ama aslında arkada yöneten bir Amerikan yönetimi var. Heh, bravo zaten doğru e, soru o. doğru cevap da o. Arkada bir yöneten var. Yani Biden ve Trump iki figür üzerine Hı -hı. çok konuşulan isimler ama Amerika'nın özellikle Amerika'nın e, ve Biden kanadının e, bu isimlerin göstermelik sadece vitrin isimler olduğunu zaten bütün dünya bilir. Hı -hı. Ancak e, karşı için de aynı şey geçerli. Yani burada şöyle bakmak e, bana göre meseleye doğru bir bakış açısı olur. Hı hı. E, küreselciler ve ulusalcılar bugün dünyanın her yerinde bu savaş yürüyor. Mesela şu an Avrupa'da e, G7 zirvesi yapıldı yeni. E, orada da o hı hı. yedi ülkeden sadece Meloni herhalde ayakta kalacak bir sonraki e, toplantıya. Diğerlerinin hepsinin siyasi ömrünün bittiği söyleniyor ki yani çok büyük sürpriz olmazsa tablo da bu. O zaman dünya çok farklı bir konjöktüre doğru gidebilir. Heh, i̇şte zaten Orban'ın da kastettiği o. Kasım'a kadar dayanmalıyız diye. Şimdi orada yani g mesela Avrupa'da şu an şöyle bir hava var. Aşırı sağ yükseliyor. Ben doğrudan katılmam bu fikre. Yani aşırı sağ tanımına katılmam. Burada acaba yükselen gerçekten ırkçı ve mezhepsel ve aynı zamanda dini teoloji kökenli bir mı yoksa düzene bir mı Bunu iyi ayırmak lazım. Sizce? Ben şu an bence düzene başkaldırı. Yani Avrupa'daki şu an bütün o bildik isimlerin bir bir yıkılması ki mesela Scholz, Amerika'nın doğrudan değirmenini taşıyan en sadık hı hı. müttefik Avrupa'da. Gezen Macron, soru uzantılı bir kişi. Kimse bilmezdi Macron'u. Bir anda dünya siyasetine servis ettiler. Yine diğer yani Sunak da aynı şekilde. Hint asılı sözde ama İngiliz'den fazla İngiliz olan bir kişi. Şimdi bunların hepsi bir bahsetmiş olduğum küresel kanadın aktörleri. Hmm. Bunların bir anda tasfiye edilmiş olması e, ırkçılığa bir altyapıdan mı kaynaklanıyor? Yoksa e, aynı halkların yönetime gibi... tepkisi. Heh, bravo. Yani burada acaba bu halklar e, mevcut düzene bir başkaldırı, bir hmm. e, karşı duruş mu gösteriyor? Bunu iyi ayırmak lazım. Göreceğiz. Önümüzdeki Peki. süreçte çok net kendini gösterecek ama... Şimdi böyle bir dönemde Kasım ayında Amerika'da gelecek seçimde bir değişiklik yani Trump'ın gelmesi bana göre dünyada çok şey değiştirir ki zaten Orban kurt siyasetçi. kastı da o Kasım'dan sonra eğer Trump gelir ise bir anda başka şeyler yaşayabiliriz demeye getiriyor. ki Trump da bunun işaretlerini verdi. Ben gelirsem Ukrayna savaşını bir ayda bitiririm dedi. Evet. Geçtiğimiz günlerde bir Müslüman yakın dövüş sporcusu bir soru sordu Trump'a. Filistin konusunda ne düşünüyorsunuz? Gelir gelmez halledeceğim, durduracağım dedi Akankan'ı. Hmm. Şimdi bunlar önemli söylemler Kesinlikle. ve ben o, e, burada samiyetine inanıyorum ben Trump'ın. Çünkü denedi. Yani e, görev yaptığı süreçte bunu denedi ama hemen yanı başındaki o küresel çetenin e, kıskacından dolayı başaramadı. Şimdi çıraklığı orada bitiren Trump, kalfalık döneminde hmm. bunu başarabilir mi? Böyle bir ihtimal var e, evet, kuracağı evet. kadroya bağlı. O nedenle hani dünya kesin savaşın eşiğinde ve çalışacağız demek için bana göre erken ama Peki. böyle bir riskin olduğunu söylemek de en doğru tespit. Hocam bir sorum daha olacak. Şöyle ki, benim en çok merak ettiğim konulardan bir tanesi. Şimdi dünya farklı bir oluşuma bana göre bir bloklaş bloklaşmaya doğru gidiyor. haliyle doğru. şunu merak ediyorum şimdi. Bir yanda Amerika, NATO, Batılı ülkeler var. Ama diğer yanda da diğer bir küresel güç Rusya'dan bahsediyoruz. Belli ki Rusya bölgede yalnız kalmak istemiyor. İşte yanına İran, Çin ya da işte şu anda baktığımız zaman Kuzey Kore, belli ülkelerde yanına çekmeye çalışıyor. Şimdi baktığımız zaman Türkiye'nin önümüzdeki süreçte görüşmeleri olacak NATO zirvesi kapsamında hem Biden'la hem de planlanıyor daha doğrusu Vladimir Putin'e. Şimdi Türkiye'ye baktığımız zaman Türkiye. Nasıl bir dengede durmak zorunda? Eğer bu kutuplaşma yaşanıyorsa Türkiye nasıl bir yol ve strateji izlemek zorunda? Bu kutuplaşmalara dahil mi olmalı? Yoksa hayır tam merkezinde mi durmalı? Ne düşünüyorsunuz? Türkiye şu an durduğu yerde durmalı. Tam merkezinde, tarafsız, herkese eşit mesafeli ve akıl ne gerekiyorsa onu yapmalı. Hı hı. Hukuk ne istiyorsa o yönde davranmalı. Biz zaten onu yapıyoruz. Şimdi burada yeni oluşumda e, az önce çok doğru bir tespitte bulundunuz sevgili Oyaşım. yani artık paktların oluştuğu blokların oluştuğu dünyanın artık yavaş yavaş e, kutuplaştığı bir süreçteyiz hı hı. mesela Amerika'nın az önceki da havada kalmasın e, Küba'da yapmış olduğu tatbikat ile Kuzey Kore'ye yapmış olduğu ziyareti bir okumalı nasıl e, elbette Kuzey Kore'ye bu tesadüfen gidilmedi yani hı hı. E, kim e, kimin bir Ziyareti olmuştu Eylül 2023'te Rusya'ya. E, Vladivostok en Pasifik'teki ucu ile oraya kadar geldi. Putin ağırladı. O geldiği ziyarete de bir davette bulundu Putin'e Kuzey Kore'ye bekleriz diye. Şimdi bu ziyaret... Eski dönemden e, bahsediyorsunuz değil mi hocam? 2023 Eylül ayı. 2023 e, evet Eylül evet. tamam. Hatırlarsan haberlere hı. konu olmuştu zırhlı tamam. trenle. <laughs> yolculuk yapıyor diye. işte o yolculuk Rusya'yaydı. Şimdi Putin davete icabet etti ama sırf bu muydu amaç değil. Mesaj vermekti. Ne evet. mesajı? E artık o oluşan bloklarda eski dostların kapısını çalacak evet. şekilde bir e, oluşumu yavaş yavaş dillendirmenin dünyaya göstermenin zamanıydı. Eski dostlardan kastım ne? Küba. Eski dost yani eski Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler evet. Birliği'nde Amerika'yla yaşanan 62 krizinin temel ülkesi gitti. Tatbikat yaptı orada. Onlar da e, büyük bir hoşnutlukla karşıladılar süreci havaydaki e, o 7 parçalık donanmanın yaptığı tatbikatı. E, yine aynı şekilde Kuzey Kore eski dost, Vietnam eski hı hı. dost. Yani şunu e, aslında görebiliyoruz. Hı hı. Demir perde zamanına geri dönüyoruz. Burada Demir perde putini... zamanına geri dönüyoruz dediniz. Şimdi bu cümle evet. önemli. Seyircilerimizin anlaması açısından demir perdeyle kastınız ne? Bu arada arkadaşlarımızdan rica da edeceğim bir yandan az önce LED'e verdiğimiz görüntüleri, o eski görüntüleri özellikle DSF olarak kullanabiliyor muyuz? Şimdi demir perdeden kastım şu, komünist blokun yeniden el ele verdiğini ve Rusya önderliğinde yavaş yavaş kümelenmeye başladığını görüyorsunuz. Mesela hı hı. Çin. Çin geçtiğimiz günlerde Savunma Bakanlığı çok kritik bir açıklama yaptı. NATO veya Amerika dedi, eğer Rusya'ya saldırmaya kalkarsa Çin her türlü coğrafyada gereken e, tepkiyi gösterecektir dedi. Hı. Bu çok önemli. Yani asker anlamda diyor ki ben de varım diyor ki Çin kolay kolay askeri e, karışmaz, bölümüne, daha sessizdir. He, öne çıkarmak istemez, daha çok ekonomik. Evet. evet. Ama işte geldiği noktayı görmek açısından hı. bu örneği verdim. Şimdi burada e, hani İran, Çin, Rusya filosun konusunda da bir blok olarak anılıyordu. Keza şimdi işte Güney Kore'nin, şey Kuzey Kore'nin, Vietnam'ın, e, Küba'nın e, bu denklemde birlikte e, adlarının geçiyor olması, hani o De Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği, yani soğuk savaş dönemindeki hı hı. E, eski taşlarının yerine tekrar konduğunu gösteren hamleler. Ee, şu gelebilir izleyenlerimizin aklına. E, O zaman biz e, yarım asrı boşa mı yaşadık? Yani madem başa dönecektik. Maalesef şu an gidiş o. Yani iki kutuplu bir çatışma sürecine doğru gidiyor. Amerika bunun farkında mı? E, i̇şte yani esas sıkıntı o. Olmadığı için biz sürekli ikaz ediyoruz. Devlet olarak. Diyoruz ki bak köprüden önceki son çıkış. Ukrayna ne? İsviçre meselesi. Yine aynı şekilde Filistin meselesini hatırlayalım. Sayın Fidan'ın eğer balıcı, kalıcı bir çözüm ve barış gelmezse savaş hazır olun, uzun vadeli bir savaş hazır olun diye vurgusu hı hı. vardı. Amerika bunların farkında değil. Ee, ha, Putin Amerika'ya göre çok daha soğuk kanlı onu söyleyeyim. Hani bu iş bir anda çatışma, savaş boyutuna gelir mi? Şu an için öyle bir risk yok. Ama e, dediğin gibi Kasım beklentisi var bütün Peki. dünya genelinde ki ben de onu bekliyorum. İşte oradan sonra yeni siyasete göre, şekillenecek siyasete göre biraz daha önümüzü görüyor olacağız diye düşünüyorum sevgili Oya Çebi. Peki şimdi hocam e, Sayın Başbu sizinle konuşurken bir yandan da o çok eski görüntüler arkadaşlarımız ekranlara verdi. Yani bundan 24 yıl önce Kim Jong-un ortada yok. Babası Putin'i karşılıyor. Putin gencecik bir siyasi lider. Aileyle şimdi bakıyoruz tarih tekerrürden ibarettir gibi cümleler kuracağım tekrar. Yani dünya düzeni pek fazla değişmiyor aslında yıllar geçiyor ve biz aynı düzeni tekrar yaşamaya başlıyoruz ama şimdi şunu merak ediyorum. E, Kuzey Kore de çok fazla değişti. Bu yıllardan bugüne çok şey değişti. Özellikle nükleer silah konusunda biz şunu biliyoruz ki Putin... Ee, en ufacık bir noktada ya da sıkıştığını hissettiği noktada daha doğrusu hemen nükleer silah kartını devreye sokuyor. Nükleer silah e, haliyle Amerika'nın ve tüm dünyanın da korktuğu bir nokta. Şimdi nükleer silah konusunda Kuzey Kore ile de bir anlaşma olduğunu görüyorum. Çünkü deniliyor ki iki ülkenin silah ve nükleer güç konusunda birlik içinde hareket etmesiyle ilgili konular güçlendirildi diyor. Ne olacak? Nükleer şimdi Rusya zaten tek başına bu konuda iyi bir ülkeydi. Şimdi Kuzey Kore ile birleşince bu Amerika için, NATO için ya da dünya için, Avrupa için korkutucu olur mu? Şöyle zaten Rusya'nın tek başına şu an nükleer konusunda dünyada lider ülke olduğunu bilmekte fayda var. Evet. Yani nükleer konusundaki bir saldırı aklındaysa Rusya'nın Kuzey Kore'ye ihtiyacım var. Bu tartışılır. Hmm. Ama burada ben işin maddi boyutundan daha çok bir psikolojik boyutun olduğu kanaatindeyim. Hmm. Yani oraya gitmekle Putin işte bakın bizimle birlikte olan bir cephe de var. Ona göre ayağınızı denk alın. Yani çok argo tabir olacak ama mahallenin delisini sürerim sahaya. Ona göre ayağınızı denk alın gibi bir cümlede işitebiliriz veya böyle bir tavır. Çünkü burada Gerçekten kim dünyada tartışılan bir isim. Enteresan doğru, çıkışları doğru, var. Doğru, doğru haklısınız hocam. şimdi burada iki devletin arasındaki ilişki askeri yani ticari ve siyasi anlamda önemli gelişmelere sahne oldu ama hı hı. sürpriz olan bir şey yok. Yani Ukray, Ukrayna Rusya özellikle mühimmat anlamında Kuzey Kore'den destek alan bir ülke. Hı hı. Bunu eee Amerika sırf bundan dolayı Kuzey Kore'yi en sert yaptırımları uyguladığı bir ülke konumuna getirdi Rusya ile birlikte. Hı hı. Neden? Çünkü daha Ukrayna savaşı başlar başlamaz 6700 konteyner mühimmat yüklü yardım Kuzey Kore'den Rusya'ya gitti. Hatta bunu Kuzey Kore de kabul etti bu yardımı. Sordular hatta savunma bakanına Kuzey Kore'nin ne yolladınız diye. Belki dedi 3 milyon dedi 155'lik top mermisi yollamışızdır dedi. Peki hocam. Bir, bir, bir alay evet. ederek ve şimdi bazı iddialara göre 5 milyonluk bir yardım var. Şimdi Rusya'nın yani kulis bilgileri o. Tekrar Kuzey Kore'den mühimmat hatta gönüllü savaşçı istediği yönünde bilgiler var. Kuzey Kore'nin de Rusya'dan hmm. teknoloji talebi var. Yani casus uydu atacak askeri bunu başarısız oldu birkaç deneme. Rusya'da da bu konuda iyi bir teknoloji var. Kim Jong da onu istiyor. Bana diyor teknolojik destek ver. burada hatta bir önceki geldiğinde Vosvosin en büyük üssü uzay ucu fırlatma üssü Rusya'nın oraya ziyarete bulunmuştu. Şimdi işte bu anlaşmalar ama en önemlisi stratejik ortaklık anlaşması. Yani Peki. bir saldırı olursa yardım edeceğiz birbirimize der diyen maddemana geliyor. dünyaya bir mesaj veriyorlar. Böyle bir, bir mesaj. Peki bu yüzden de zaten üzerine konuşmak istedik hocam. Çünkü önemli bir konu Rusya dünyaya belli ki mesajlarını bu şekilde verecek bu saatten sonra. Normalde Doğru. Rus lideri özellikle Rusya'dan çıktığına pek şahit olmuyorduk son zamanlarda. Ama artık belli ki bu konuda ben de varım ve saflarımı netleştireceğim diye mesajını veriyor dünyaya. Çok teşekkür ediyoruz güvenlik uzmanı Coşkun Başbuğ hocamız bizimle birlikteydi.